Bir akor ver, beni takip et. Seherin vaktinde oturmuş ağlar. Bahçemde açılan güllerin solar. O ela gözlere yaşlar mı dolar? Nenni bebek, nenni bebek, nenni oy. Mor dağlara yuva yapma. Kekliğim nedir anam nedir senden çıktım. Nenni bebek, nenni bebek. Ben yanıma geliyorsun, bir giriş pastı gibi oldu. Bazen bir giriyorum çıkıyorum ama içimden geldiği gibi hareket etmeyi seviyorum. Tanıyalım sizleri tekrar. Trabzon ili Maskeli sizi Başar köyünde. Müzikle uğraşıyoruz. Kaç yıldır? Mesleğim fırıncılık ama müziğe çocukluğumdan beri aşığım, hayranım. Ya zaten hiçbir sanatçı arkadaşımın bakıyorum... Kimi ayakkabıcı, kimi sayacı, kimi konfeksiyoncu. Çok iyi yerlerde ha. Kimi sucu. Birçok arkadaşım da tanıyorum. Suculuk yapıyor. Olur. Doğaldır. O zaman ben insanları doyurmak için çalışıyorum. Evlendirmek için çalışıyorum. Eğlendirmek için çalışıyorum. Ama yine de yaranamıyorum. Burada bütün Başarköylü akraba, burada bütün Başarköylülere ve kamera başında bizi, bütün izleyenlere, herkese buradan kucak dolusu selamlar olsun. Peki mikrofon sizde, buyurun. Artı buradan Almanya'ya, Fransa'da Çoşkun Aslan kardeşime, şimdi okuyacak olduğum parça ona ait. Bana da buradan kucak dolusu selam olsun.
eyle tut bana, sevda eyle tut bana. Ah elmasım elmasım, sevda beni almasın, daha beni almasın. Gider o güzellikler, her gün böyle kalmasın, sen de böyle kalmasın. Çıkar atalım çıkar, yüreğimden efkarı, yüreğimden efkarı. Üç gün yemek yemedim, yemek kaldı tavada, yemek kaldı tavada. Üç gün daha yemesem, gene aklım havada, gene aklım havada. Sağ olun, var olun, alkışlıdan ellerini dök görmesin. Evet, burada Gölcük'te yine bir izleyen, Tadım Unlu Mavilerine reklama giriyor ama olsun, önemli. Tadım Unlu Mavilerine personeline sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dün Gölcük'te bizleri izleyen herkese buradan selamlar olsun. Kral İsmail'e de selam olsun. O çalışsın. O Gölcük'e suyu güzel versin, temiz versin, suları karıştırmasın. Suları karıştırıyor mu? Öyle bir durum mu var? Arada bir yapıyorum. Aman aman, Allah korusun. Ben sizi yerinize alıyorum. Bu arada Mustafa Karali bizi seyrediyor. Yine değerli muhasebesi Ahmet Bey de bizleri seyrediyormuş. Biliyorsunuz aynı zamanda kendileri ana sponsorumuz olur. Böyle Karadeniz'e verdiği emeklerden dolayı da kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kısa bir reklam arası, hemen peşinden devam edeceğiz. Evinde çamaşır makinesi var, değil mi? Ve siz çamaşır makinenizde muhakkak çamaşırlarınızı yıkıyorsunuz. Ama bunun için deterjan kullanıyorsunuz. Kireç sökücü kullanıyorsunuz. Yumuşatıcı kullanıyorsunuz. Beyazlara ayrı deterjan, renklilere ayrı ayrı deterjan kullanıyorsunuz. Kardeşim, deterjana dünyanın parasını veriyorsunuz. Çamaşırlarınızın temiz yıkanması için. Ve şimdi sizlere bir müjde vereceğim. Ev hanımları, ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen beyler, cebini düşünen bütün hanımlar ve beyler, tüm izleyenlerimize bir müjde vereceğim. Evet, Avrupa'dan Türkiye'ye getirmiş olduğumuz Greenball çamaşır yıkama topunu kullanarak siz artık deterjan kullanmadan, kireç sökücü kullanmadan, yumuşatıcı kullanmadan, beyazlara ayrı deterjan, renklilere ayrı ayrı deterjan kullanmadan çamaşırlarınızı temizliyoruz. 0212 551 61 53 0212 551 61 53 Sizler deterjan kullanarak şimdiye kadar makinede çamaşırlarınızı yıkadınız. Ama bundan böyle çamaşırlarınız tertemiz, misler gibi olacak. Biz size diyoruz ki bundan böyle deterjan kullanmadan, kireç sökücü kullanmadan, yumuşatıcı kullanmadan, beyazlara ayrı deterjan, renklilere ayrı ayrı deterjan kullanmadan. Yani sevgili izleyenler, kısacası
deterjanı hayatınızdan siliyoruz. Bundan böyle çamaşır makinenizin kapağını açtığınız zaman Grimbal çamaşır yıkama topumuzu alacaksınız sevgili izleyenler. Ve çamaşır makinenizin kapağını açıyorsunuz. Grimbal çamaşır yıkama topumuzu makinenize bırakıyorsunuz. Üzerine kirli çamaşırları koyuyorsunuz. Makinenizin tuşuna basıyorsunuz. Evet sevgili izleyenler, normalde bir haftada deterjana verdiğiniz parayla Grimbal çamaşır yıkama topunu alırsanız size bir yıl yetiyor. Evet, bir haftada deterjana verdiğiniz parayla Grimbal çamaşır yıkama topunu alıyorsunuz. Çamaşırlarınız tertemiz, misler gibi tertemiz oluyor ve bir tanesi bir yıl yetiyor. Alın, kullanın. Memnun kalmazsanız bizi arayın, paranızı kuruşu kuruşuna size geri verelim. Neden? Çünkü biz güveniyoruz. Evet, normalde Grimbal çamaşır yıkama topunun bir tanesi 89 lira. Evet, ancak şimdi çok büyük bir kampanya yapacağız. 5 dakikalık kampanya süresi vereceğim sizlere. 5 dakikalık kampanya başladı dediğim andan itibaren arayıp hattımızı 5 dakika içinde düşüren bütün şanslı izleyenlerimiz tam 4 adet Grimbal çamaşır yıkama topunu 89 liraya alacak. Hazırsanız 5 dakikalık kampanya süresini başlatmak istiyorum. Efendim hazır mısınız? Öyleyse 4, 3, 2, 1 ve şu anda 5 dakikalık kampanya süresi başladı. 0212 551 61 53 0212 551 61 53 Çavuşoğlu Yemenler'den 4 dörtlük kampanya. Banka yok, faiz yok, kefil yok, ara ödeme yok. Havaalanına, Formula 1 pistine, üniversite hastanesine, AVM'lere 4 dakika mesafede, çok uygun fiyatla lüks, yeni bitmiş daireler ve sınırlı sayıda iş yerleri. 60 aydan 72 aya kadar sabit taksit seçeneklerini kaçırmayın. Evinizi seçin, peşinat ve taksitlerinizi kendiniz belirleyin. 1200 aileyi daire sahibi yapan Çavuşoğlu Yemenler güvencesiyle siz de bir daire sahibi olun. Bilgi için 216-493-2362, 532-355-7101, çavuşoğluyemenler.com. İstanbul Pendik'te yükselen değer. Çavuşoğlu Yemenler. Mutlu günler sevgili izleyenler. Şimdi sizlere Grimbal çamaşır yıkama topundan bahsetmek istiyorum. Evet, herkesin evinde çamaşır makinesi var değil mi? Ve siz çamaşır makinenizde muhakkak çamaşırlarınızı yıkıyorsunuz. Ama bunun için deterjan kullanıyorsunuz. Kireç sökücü kullanıyorsunuz. Yumuşatıcı kullanıyorsunuz. Beyazlara ayrı deterjan, renklilere ayrı ayrı deterjan kullanıyorsunuz. E kardeşim, deterjana dünyanın parasını veriyorsunuz. Çamaşırlarınızın temiz yıkanması için. Ve şimdi sizlere bir müjde vereceğim. Ev hanımları, ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen beyler, cebini düşünen bütün hanımlar ve beyler, tüm izleyenlerimize bir müjde vereceğim. Evet, Avrupa'dan Türkiye'ye getirmiş olduğumuz Grimbal çamaşır yıkama topunu kullanarak siz artık deterjan kullanmadan, kireç sökücü kullanmadan, yumuşatıcı kullanmadan, beyazlara ayrı deterjan, renklilere ayrı ayrı deterjan kullanmadan çamaşırlarınızı temizliyoruz. 0212 551 61 53 0212 551 61 53 Sizler deterjan kullanarak şimdiye kadar makinede çamaşırlarınızı yıkadınız. Ama bundan böyle çamaşırlarınız tertemiz misler gibi olacak. Biz size diyoruz ki bundan böyle deterjan kullanmadan, kireç sökücü kullanmadan, yumuşatıcı kullanmadan, beyazlara ayrı deterjan, renklilere ayrı ayrı deterjan kullanmadan, yani sevgili izleyenler, kısacası deterjanı hayatınızdan siliyoruz. Bundan böyle çamaşır makinenizin kapağını açtığınız zaman Grimbal
çamaşır yıkama topumuzu alacaksınız sevgili izleyenler. Ve çamaşır makinenizin kapağını açıyorsunuz. Grimbal çamaşır yıkama topumuzu makinenize bırakıyorsunuz. Üzerine kirli çamaşırları koyuyorsunuz. Makinenizin tuşuna basıyorsunuz. Evet sevgili izleyenler, normalde bir haftada deterjana verdiğiniz parayla Grimbal çamaşır yıkama topunu alırsanız size bir yıl yetiyor. Evet, bir haftada deterjana verdiğiniz parayla Grimbal çamaşır yıkama topunu alıyorsunuz. Çamaşırlarınız tertemiz, misler gibi tertemiz oluyor ve bir tanesi bir yıl yetiyor. Alın, kullanın. Memnun kalmazsanız bizi arayın, paranızı kuruşu kuruşuna size geri verelim. Neden? Çünkü biz güveniyoruz. Evet, normalde Grimbal çamaşır yıkama topunun bir tanesi 89 lira. Evet, ancak şimdi çok büyük bir kampanya yapacağız. 5 dakikalık kampanya süresi vereceğim sizlere. 5 dakikalık kampanya başladı dediğim andan itibaren arayıp hattımızı 5 dakika içinde düşüren bütün şanslı izleyenlerimiz tam 4 adet Grimbal çamaşır yıkama topunu 89 liraya alacak. Hazırsanız 5 dakikalık kampanya süresini başlatmak istiyorum. Efendim, hazır mısınız? Öyleyse 4, 3, 2, 1 ve şu anda 5 dakikalık kampanya süresi başladı. 0212 551 61 53 0212 551 61 53 Ege'de Karadeniz öyle de senin günahın. Babanız daim mi durur, gülmeyecek mi? Bu İsmail Türk'te seni vermeyecek mi? Dela aşkın onu ve takar bir yazdı kume. 60 şafşat yolundan başlıyor Karadeniz. Anlat Karadeniz'i beş köylü ademek iz. Yüksel dalandığında gözüm bir şeyi görmez. Hep merakla yaşasın ve canın hiç bitmez. Cayır bir şey yok, cayır yanıyorum, cayır, cayır. Sen de o benden, de o benden karar. Sana sevda vallahi yüreklerim yarar. Çirkini alır mıyım, tutar mıyım elini? Ya seni anacağım, ya sen de güzelini. Çirkinle yarı deyip, düzer miyim kız seni? Eller ufağı sever, benden ortanca seni. Sen lan işim bitmiş, dur seni bir daha sevmem. Koyum suyum kurusun, eski tohumu giymem. Oy giresun bulanacak, oy giresun bulanacak. Bu iş nasıl olacak, bu iş nasıl olacak? Sana ne, sana ne, gönlüm sevdi sana ne. Size ne, size ne, kız sevdiyse size ne. Karadeniz'in yeşilliğinden süzülen sımsıcak bitkiyi, Karaliça, en son teknoloji ve modern tasarımıyla dijital çay kazanı çayın kralında. Oy Karali, Karali, sensin çayın krali, sensin çayın krali. Görmeyeli cananımı, gönül eder figanını. Görmeyeli cananımı, gönül eder figanını. Bu derdimin dermanını bulamadım, bulamadım, bulamadım. Bulamadım.
Yeter. Evet. Sevgili Osman Bulut kardeşim. Şöyle bir ayağa kalk bakayım. Oturarak mı uzun havayı nasıl okuyorsun? Daha rahat ediyorsun. Fark etmez. Fark etmez. Evet. Ben buradan okuyacağım türküyü bizi izleyen Başar Köyü'nde çok değerli büyüklerimize, akrabalarımıza, Bursa'da, Gölcük'te, İstanbul'da bizi izleyen tüm izleyicilerimize gönderiyorum. Hepsine sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum. Peki. Ben hemen mikrofonu hazırlayayım senin. Başar köyüne de başka başar köyü. Selamlar olsun buradan da başka başar köyüne. Gurbet ilaç olmadı şu yaralı gönlüme. Gurbet ilaç olmadı şu yaralı gönlüme. Aşta şu yaralı gönlüme de şu yaralı göğ. Ah Başar köyü, Başar köyü de sis aldı dağları. Başar köye yaralamışlar seni da sevda etmesin diye da sevda yaşayamaz yaylada da köyler hazır alışır.
neydi? Sigarada kaldık. Gümüşhane Kürtü'nden geliyordum. Oradan hesapta Giresun'a geçeceğiz ya. Ben ne bileyim, yani her zaman giden bir adam değildim yani. Yanlışlıkla Zigana'ya girmişim. Arkadaş bir baktım sisler şey, yıkılıyor ortalık. Dedim nereye geldik arkadaş? Daha sonra baktım ki Trabzon'dan doğru, ondan sonra doğru Giresun'a tıpış tıpış. Yolları bileceksin. Buçuğa kadar horon yapacağız da dernek başkanımızı almadan nereye horon yapıyorsun? Var mı öyle bir şey? Burada bulunmamızın asıl sebepleri onlardır kendilerine. Trabzon Maçka Başar Köyü'ne değerli başkanı Veysel Bey'e buradan teşekkürümü ayrıca borç biliyorum. Alkışlarınıza Veysel Bey yanıma almak istiyorum. Diğer mikrofonu da alalım da. Ben Zehra'ya Zahra diyorum. Zehra. Zaten köyde taşımadık mı Zahra'yı? Zehra. Zahra taşıdık değil mi Zehra? Yani ne yaptın? Bir yaramaz bu, bak Zehra ne dayağını yerdik dedi. Zahra taşırken bir dayak yemiş. Ay, anlatır mısınız hatıranızı? Bir gün eskiden Ülgat vardı. Çoğumuz biliyor herhalde. Şimdi anam Urgat'a gitti. Beni de inek yaymaya yolladı Mera'ya. Ben ne anlarım inek yaymadan. Neyse ineğe kaşa soktum. Çabuk gene dedim ot var ya doysun da. Eskiden daha andır uşaklıkta. Mile oynayacak o zaman. Veya billi arabası kayacak. İneğe soktum oraya. Ben ineğe oraya karnını doyur diye sokuyum. İnek de oradan aşağı çaldım cüldüm. Yulanıyor gölün içine. Anam eve geldi. Tabii ineğin sırtını gördü. Soyulmuş ya. Dedi bak ne oldu abi ineğe? Dedim ana ben onu doysun diye soktum kaşa. O da yulandı. Ben ne yapayım? Etini yedim geçti gitti işte. O ineğin öyle bir dayağını yemiştim. Ondan beri de anam beni daha şükürler olsun. İnek yayma yollamadı. Evet Zehra'ya teşekkür ediyorum. Bu güzel anısından dolayı. Ya Karadeniz'de eskisi gibi hayvancılık yapılmıyor. Çünkü gerçekten çok dik yokuşları var. Dağları, tepeleri çok dik. Ondan mı sevgili başkan siz neye bağlıyorsunuz bunu? Yaklaşın mikrofonunuzu. Dağları, tepelerin dik oluşundan ziyade insanlar daha çok gurbete açıldı. Bir de hazır yemeye alıştı. Hazır yemeye alıştı diyebiliriz. Hani bir de insanlar daha çok memur oldu. Başka evet. İşlerde çalışmaya başladı. Hakikaten hayvancılık giderek ölmeye yüz tuttu. Evet, evet. Sevgili başkanım, Karadeniz'i cefakardır da İstanbul'a kaçtık. Ne güzel nasıl cefakarsa. Evet. Ama yine de İstanbul'dan Allah razı olsun arkadaşlar. Bakın Giresun, Trabzon, Artvin, Rize, batısı doğusu demeden hepimizi barındırıyor, hepimizi ekmek veriyor. Hani derler diye eskiden taşı toprağı altındı diyorlar. Evet. Gerçekten altınmış yani. Bunu buradan tespit ediyorum. Doğru peki, diyorsunuz. Buyurun. Hı-hı. Mikrofon sizde. Evet. Yakında, uzakta yakın faaliyetleriniz, yapmayı düşündüğünüz, yapacaklarınız böyle anlatırsanız seviyorum. Ben öncelikle Neşet Aydın abimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Her zaman biz gece yaptık. Her zaman bizim başımıza büyük olarak bizi yalnız bırakmıyor. Bir de Almanya'dan bizi izliyordur şu anda muhakkak. Yüksel Dursun abimiz. O da derneğimizin kurulmasında hem maddi manevi katkılarda bulundu. Daha sonra yapmış olduğumuz etkinliklerde de bizi yalnız bırakmadı. Ona da buradan selamlarımızı gönderiyorum. Öncelikle ben köyümüzü birazcık anlatmak istiyorum. Köyümüz Başarköy. Trabzon'a 42, Maçka'ya 17 kilometre uzaklıkta. Eski İran transit yolu artık yeni olarak bizim köyümüzden geçiyor. Daha önce Hamsköy'den geçiyordu. Hamsköy'de 3 kilometre mesafede. Davut Bey kayboldum dediniz. Gürtün'den inecektiniz Giresun'a ama yeni Trabzon'a giderken bizim köyümüzden geçtiniz. Aklım başıma geldi de evet. Biraz geç geldi. bizim köyümüz nesi ünlü derseniz köyümüzde tereyağının en doğalını ve sağlıklısını bizim köyümüzdeki esnaflardan alabilirsiniz. Yine aynı şekilde buradaki insanlar ve bizi izleyenlerin hemen hepsi yılda en az bir kez Kadirga'ya giderler. Ve Kadirga'ya giderken de bizim köyümüzden geçerler. Bizim köyümüzde muhakkak esnaf ayırt etmiyorum. Muhakkak bir tanesini uğrasınlar. Orada bir et mangal yesinler. O kadar doğalını, o kadar lezzetini bir başka yerde yiyemezler. Buradan köyümüzdeki esnaflarımıza, bütün köylülerimize de selamlarımızı sunuyorum. Derneğimize gelince derneğimiz 12 Mart 2010 yılında İstanbul Kirazlıtepe'de kuruldu. Çünkü Kirazlıtepe'de bizim köylülerin bir dernek kuracak potansiyeli oluşturulduğu için orada kuruldu. Daha sonra Gölcük ve Bursa'daki köylülerimizden de destek alarak derneğimizi kurduk. Bugüne kadar derneğimizin ismi Gurbetteki Başar Köylüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'dir ama
Biz hiçbir zaman köyümüzü de mağdur etmedik. Tam bizim kuruluş dönemimizle beraber köyümüzde bir gasilhane, morg inşaatı başladı. O inşaatın ana sponsorluğunu üstlendik. Bunun haricinde okulumuza, Kur'an kursumuza, camimize yardımlarda bulunduk. Cenaze ve düğün ailelerine yardımlarda bulunuyoruz. Bundan sonraki dönemde de derneğimizi sadece İstanbul'da ve Gölcük'te, Bursa'da sınırlı tutmayıp dünyanın neresinde Başarköylü varsa kendilerine ulaşıp hepsiyle tek bir çatı altında olmayı hedefliyoruz. Herkese saygılarımı sunuyorum. Bravo, bravo. İşte bu ya. Hani burada bir de bir dernek programı yapıyoruz. Şimdi derneklerimiz bu eğlence içerikli, dernek içerikli bir program değil. Eğlence içerikli dernek programı. Dernek başkanı bunu çok iyi kavradı. Kendine teşekkür, az ve öz anlattı durumu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizi yerinize alıyorum. Buyurun. Bir de burada bizi izleyen herkese burayı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok çok güzel bir ortam. Çok iyi ağırlıyorsunuz. Nasıl geldin buraya? Anlat bakalım. Trafiğini anlat. Çok kolay geliniyor. İster E5'i ister E6'yı kullansınlar. E5 ve E6 fark etmiyor. Fark etmiyor. Geliyorlar. Ulaşım çok kolay. Kavacığa geldikten Kavacık sonra. Kavacık sapağından girdiler. Kavacık sapağına galiba. Geldikten sonra otağı kafe sapağına giriliyor. Daha sonra. O kadar hemen ne çabuk uçarak mı gidiyorsun, gözünü sevdiğin? Bir adrese ulaşmaya çalışıyor. Şimdi Kavacık sapağından girdik. Kavacık sapağından sağdan gidiyorsun. Soldan Elmalı yoluna giren o tünelin altına girme. Sağdan gidiyorsun. Sağdan gidiyoruz. Bir benzin Çavuşbaşı yoluna girmiyoruz. Evet, Çavuşbaşı yoluna girmiyoruz. Kavacığın içine doğru hedefliyoruz. Kavacığın içine doğru hedefliyoruz. Doğru. Benzin istasyonunu bitirir bitirilmez sağa dönünce zaten karşınızda küçük ev kafe. Evet, bütün hemşehrilerimizi bekleriz. Bu akşam Trabzonspor'un maçı var. Trabzonspor'un maçı Karadeniz mekanında izlenir. Kütük Ev Kafe Karadeniz mekanıdır. Burada ekranları başında olan izleyenlerimize tekrar hatırlatmış oluyorum. Çok teşekkür ederim. Trabzonspor'a da başarılar diliyoruz. Amin. Amin. İnşallah başarılar. Ya Giresunspor'da dün akşam saçlarım başlarımı yoldum. Allah'tan fazla yolamıyorum. Hepsi sigortalı bunların. Öyle kolay değil. Yıllara yansıyor bu işler. Son artı 5 dakika uzatma olur. 5 dakika bitti. 30 saniye fazladan yersin ya. 30 saniyede arkadaş ya. Gol yedik ya. Ulan kurtaracağız. Hani enerji var, heyecan var. Takımda her şey oluştu. As Başkan Fuat Kuş koşturuyor. Yine yönetim kurulu var. Arkadaşlarımız koşturuyorlar. Heyecan var. Heyecan olmadan hiçbir başarı gelmez. Bunu da görüyoruz. Evet, sevgili Canan Başaran arkadaşımız, bölgemizin sanatçısı, tabii Kerkit Vadisi'nin önemli sanatçılarından, buradan kendilerine başarıların devamını dileyerek ben sanatçı arkadaşım sevgili Zahra'ya onu vermeden, Zahra, şimdi bir tane aklıma bir eser geldi. Ben doğaçlamayı severim. Doğaçlamayı beraber söyleyeceğiz desem, sen bana bu eserde yardımcı olacaksın bir görünmüyor. Çünkü senin tarzın başka. Akor ver bana. Akor ver. Zehra sen sallan sadece. Yar gidiyor musun? Gitme, içimde bir his var. Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar. Gel biraz kokunu bırak. Baharımı al. Soğuktur ama üşüyor musun? Ağlama. Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim. Ben bir kara ağaç gölgesi buldum cebinde ümitleri. Gurbete giden döner mi dönmez mi belli değil bilirim. Ben bir kara ağaç gölgesi buldum cebinde. Evet. Geçen gün Sinoplu bir arkadaşımla konuşuyorum. Sanatçı arkadaşım, ismi de Gurbetçi Ali. Ya dedi, burada gurbete geldik dedi, İstanbul'a dedi. Ya ne dedim, duyuyor musun Ali dedim. Oğlum sen dedim İstanbul'da ekmeğini yiyorsun, hala gurbette olduğunu mu ifade ediyorsun? Yani sökemiyorsun. Bu yöresellik, köy
analarımız, babalarımız orada yetişmişler. Onların mazileri bizi oraya bağlıyor. Evet. Kısa bir reklamımız mı var? Kısa bir reklamdan sonra Zehra'yı alacağız. Evet. Çok kısa bir reklam arası diyorum. Böyle mi Ahmet'ciğim? Şu anda tamam. Evet. Kısa bir reklam. Hemen. Kimse bir yere kıpırdamıyor. Tek albüm fiyatına tam 6 albüm. En sevdiğiniz sanatçıların, en sevilen ilahilerini sizler için Aşkı İlahi setinde bir araya getirdik. Abdurrahman Önül, Sedat Uçan, Cemal Kuru, Feyzullah Koç, Mehmet Karakuş, Mustafa Yılmaz. Medine bakar Mekke'ye, gönlüm onun sevdasında. Daha birçok ilahinin bulunduğu Aşkı İlahi setini evinizde, arabanızda ve istediğiniz her yerde rahatlıkla dinleyebilirsiniz. 6 albümden oluşan bu muhteşem Aşkı İlahi setini herkes alsın, herkes dinlesin diye sadece 8 lira 90 kuruş. Aşkı İlahi setine sahip olmak için 0212 320 9090 nolu telefonumuzu 24 saat boyunca arayabilir ya da www.ilahikervanı.com adresinden siparişinizi verebilirsiniz. Karadeniz'in yeşilliğinden süzülen sımsıcak bir keyif, Karaliçe. En son teknoloji ve modern tasarımıyla dijital çay kazanı çayın kralında. Oy Karali Karali, sensin çayın krali, sensin çayın krali.
duvarlar taşıdım, yosun bağlayamadım. Başıma gelenleri de ne dur anlayamadım. Başıma gelenleri de ne dur anlayamadım. Deniz üstüne çıkanda kendisini kollasın. Selam söyleyin yâre aldığını yollasın. Aldığını yollasın ne gidi yalan dünya. Kemençe zırdalı dalı mısın? Ah kemençe kemençe zırdalı dalı mısın? Çalıyor yanıyor yanıyor da benden ne canım mısın? Çalıyor yanıyor yanıyor da benden sen dalı mısın? Altın kıyıldan gecen gami yundur gami. Oldun beşik uşağa da senden ayrılamıyorum. Kemençemin üstüne de yayın vurulamıyorum. Yavrum senin yüzüne zarar çektim dün. Yayın zarar çektim dün. Yayın ne bayılsın. Atar kırarım da eğlencesin eğlence.
buradan aşağı tabi inmiş ineceğim. Kayma güzelliğim seni ben mi düşüneceğim? Kayma güzelliğim seni ben mi düşüneceğim? Eyvallah. Horon yapalım mı arkadaşlar? O zaman horon yapalım. Öncelikle unutmadan Hendek'te Sayın Başkanımız İbrahim Şapoğlu'na buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar olsun. Bizi izleyen herkese sesimiz nereye ulaşıyorsa gripim o yüzden mağdur görüyor. Hazır mıyız? İnşallah yeneceğiz. Ha buradan laşa yerinden dönmez. Bordo mavi var iken bize hiçbir şey sökmez. Bordo mavi var iken de bize hiçbir şey sökmez.
dostlar yeter mi ha bu kadar? Gördüm benim sevdamı köyden aşağı geliyor. Gördüm benim yarimi Bakırlardan geliyor. Yeter mi ha bu kadar da boğazlarım ağrıyor. Yeter mi ha bu kadar boğazlarım ağrıyor. Söyle bir de ben getir elli tadını. İki bayım bir buzlu dizi yayılır dizi. Oynayalım burada kadırgada gibi. Ah kadırga kadırga neler ne şahit oldun. Ali geldin mi diye kız ben nikimle sordun. Ali geldin mi diye kız ben nikimle sordun. Kadırganın başında derdin bana çakını. Sen gittin yabanla siyah ayakkabını. Tüldüm kurutmam seni, suda çürütmem seni. Senelerde görmezsem yine unutmam seni. Senelerde görmezsem yine unutmam seni. İki trilyon altını verseler vermem seni. İki trilyon altını verseler vermem seni. Sen beni bir kerecik arayıp da sordun mu? Sen beni bir kerecik arayıp da sordun mu? Vur elleri ellere, koy elleri bellere. Vereceğim biz seni okundan gazetelere. Yaylaya gidemedim, yollar düşeli değil. Yaylaya gidemedim, yollar düşeli değil. Söyleyeceğim ama gönül neşeli değil. Söyleyeceğim ama gönül neşeli değil. Bahar ayları geldi bizim köyü şenlensin.
olan dünyada niye dedi gidi. Ha bu yalan dünyada niye dedi gidi. Oynayalım uşakları Başar köydeki gibi. Oynayalım ne dostlar aynı. Ayakkabı giydiysem de tekini giymedim mi? Sevdalık ettiysem de alırım demedim mi? Alırım dediysem sözümden dönmedim mi? Günahına ortağım. Ben buralı değilim, dağların güneşiyim. Ben buralı değilim, dağların güneşiyim. Derdim çok anlatamam da aşıkların eşiyim. Derdim çok anlatamam aşıkların eşiyim. Ben bilirim bilirim de yarım acılarını. Ben bilirim bilirim de yarım acılarını. Sen beyaz atmadın mı? Sen beyaz atmadın mı? Simsiyah saçlarımı. Kursunlar ikimizi karışsın kanlarımız. Kursunlar ikimizi karışsın kanlarımız. Seninle maşer günü bir olsun hesabımız. Seninle maşer günü de bir olsun hesabımız. Ha bu akan dereler hep gözümün yaşıdır. Ha bu akan dereler de hep gözümün yaşıdır. Çok sevmenin bedeli yarım ayrılık mıdır? Bu sevginin bedeli yarım ayrılık mıdır? Bilmem ki ne olacak.
seni elleri kitle kapıların. Yaylacığım yaylacı, çayır kurutuyorum, vuruyorum işlere, seni unutuyorum. Ey yayla kadınları, çok mu dağların karı, getirdim arıyorum. Çok mu var mı sevdam, getirdim arıyorum. Gören var mı sevdam? Evet değerli arkadaşlar, ben sanatçı arkadaşlarımı şöyle bir veda etsinler. Ben daha sonra kapanışı yapacağım ama Trabzon Maçka ilçesi Başarköy yönetim kurulu ve başkanımız aramızdaydı. Güzel bir gün oldu. Programımız devam ediyor. Ben Zehra'cığım istersen vedanızı yapın teker teker. Bir anonsum olacak. Ama önemli bir anons. Ekranları başında olan izleyenlerimiz benim muhakkak takibesinde hiçbir yere ayrılmasınlar. Bence çok önemli bir anons olacak. Evet Zehra'cığım. En kötü günümüz böyle olsun, neşeli olsun. Allah bizi neşeden ayırmasın. Hatamız varsa affola. Hepinize hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a ısmarladık. Zehra'ya çok teşekkür ediyorum. Buyurun siz alın mikrofonu. Zehra oturabilirsin. Evet, dün Mavi Karadeniz izleyicileri... Burada olan köylülerim, hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet, köyümde İbrahim Öztürk amcama ona geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan. Çok çok kucak dolusu selamlarımı anneme babama. Tüm Paşar köylülere kucak dolusu selamlar. Peki. Amcama Allah şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah'tan aziz şifalar diliyorum. Yine köyümüzün çok eski terzilerinden Bursa'da ikamet ediyordu Veysel Yılmaz. Veysel abiye de Allah sabırlar versin kalanlara. Amin. Diyorum. Veysel abiye Allah rahmet eylesin. Amin. Ben mikrofonu hemen istersen alalım. Çünkü zaman çok sınırlı. Hemen kısaca geçiyorum. Gölcük Trabzonlar Derneği Başkanı Selami Bulut ve yönetimine ben de aralarında olmak üzere. Buradan hepsine kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Peki. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Mikrofonu diyorum. Hemen arkadaşımız alıyor. Biz de şöyle. Ben Zehra, tutsana çocuğu. Ben izleyicilerimize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bacın yavru, ablan. Buradan bizi izleyenlere çok çok selam gönderiyorum. Başka bir programda, derneğimizin başka bir programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyorum. Evet, kemençe üstadım. Al sen de bir herkese selam mesajım olsun. Mesajım var. Trabzon bir söyledi Ali abi, söyledi. Sağ olasın. Peki. Ben de teşekkür ediyorum ama dedim ya anonsum vardı. Gel ne diyeceksin? Gel bakayım. Sen şarkı önümüzdeki hafta. Selam söyle hemen, çok kısa dost. Sevgili Türker İnanoğlu İş Merkezi'ne, Ahmet abime ve Volkan abime, Turbak Boğaziçi Sinema Salonu'nda hepsine selam söylüyorum, beni sevenlerime. Aynı zamanda... Yeter. Allah'ım yarabbim. Fenerbahçeliler gelecek mi bu akşam Kötük Kafe'ye? Sadece Trabzonspor kulübüne başarılar dilediniz. Şu anda Anadolu yakasındayız. Deplasmandasınız. Dolayısıyla Fenerbahçelilere, değerli kulübümüze, tabii ki her iki kulübümüz de çok değerli, güzel, centilmence bir maç olmasını diliyoruz. Ben de Fenerbahçelilere buradan başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok kısa, İzmir'de arkadaşlarımız, akrabalarımız var. Necla ablam. Onun da ellerinden öpüyorum. Programımızdan özellikle selam istemişti. Size de selamlarını iletti. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, çok önemli anons dedim ya, dikkatinizi çektim, bir yere ayrılmasın diye kimse. Trabzonspor maçını bugün Kütük Kafe'de, Karadeniz mekanı Kütük Kafe'de. Tabii Fenerbahçe'mize de buradan başarılar diyor. Hak eden kazansın, iyi oynayan kazansın. Ama şike miki olmasın. İyi oynayan kazansın, delikanlı gibi, aslanlar gibi. Önemli anonslarımdan biri de... Kütük Kafe'nin adresini veriyorum. Kavacık Sapağı'ndan giriyorsunuz. Sağdan takip ediyorsunuz. Elma yoluna girmeyin. Sağdan dar yoldan giriyorsunuz. Düzlüğe çıkınca yuvarlak var. Yuvarlığa dönüyorsunuz. Çavuşbaşı istikameti değil. Tam ters istikamet. 200 metre sonra Kütük Ev Kafe'desiniz. Opet'in arkası Kütük Ev'in mekanı hemen onun arkasında oluyor. Evet. Pazartesi günü Kütük Ev'de programlar var. Her gün program var. Pazartesi günü Udi Tamer Uğut çalacak, Türk Sanat Müziği seslendireceğiz hep beraber burada. Salı günü bağlamasıyla Burhan Yıldırım ve güçlü sesiyle Cano. Bayan sanatçı arkadaşı Cano bizlerle olacak. Salı günü. Çarşamba günü Mehmet Ak Yıldız. İlan ediyorum.
Mehmet Akyıldız her çarşamba bundan sonra Kütük Ev Kafe'de güzel güzel program yapacak. Bizler de yanında olacağız. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Mehmet Akyıldız'ın programları çok kalabalık oluyor biliyorsunuz. Rezervenizi şimdiden yaptırın. Telefon numarasını tekrar edeyim ben o zaman. 0216 680 1155. 0216 680 1155'ten Mehmet Akyıldız'ın programına da rezervasyon yaptırabilirsiniz diyorum. Çarşamba günü Mehmet Akyıldız burada. Perşembe günü Anıl Yılmaz kemençe dinletisi. Genç yeteneklerden Anıl Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Cuma günü gitarda Gökhan arkadaşımız genç yeteneklerden gitar yine Türk sanat müziği Karadeniz müziklerini gitarla beraber seslendirecek. Cumartesi günü halk müziği var. Pazar günü ise Udi Tamer'le yine birlikte olacağız. Hoşçakalın, dostçalık kalın. En güzel pazarlar yarınlar sizlerin ve bizlerin olsun. Hoşçakalın.